İstemiyorum arkadaşlar, yalan mı? Neyse, bugün kültür parka gittik. Azıcık dedik, tüm kafeler kapalı, ne yapabiliriz? Yani gezecek hiçbir şey yok. Gezecek hiçbir şey yok yani. Oturacak hiçbir kafe yok. Gezecek hiçbir yer yok. Aklımıza da kültür parka gitmek geldi. Azıcık yürüyüş yaparız, video çekeriz dedik. Videolarımız falan filan çektik zaten. Sonra büfeye gittik. Oradan cips falan alacaktık bugün. Büfeye gittik. Sonra bir silah sesi. Bir anda kuşlar falan uçtu böyle. Kuru sıkı sıkmışlar büyük ihtimal. Kavga ediyorlar. Kültür parkta zaten bu tarz olaylar çok oluyor. Kavga ediyorlar. Sonra bir koşuşturdu herkes falan, bir şeyler oldu. Ben de hemen polisi aradım. Kimse de oradan aramadı ya. Kimse oradan... Arkadaşlar, Soaslarımı da çok seviyorum. Cekücülerimi de çok seviyorum. Cercelcileri de seviyorum. Ama bu yani diğer isimlerden kaynaklı olan bir şey değil. Beni destekleyen ve seven herkesi çok seviyorum. Çünkü onlar bana her şekilde destek. O yüzden bana destek olan herkesi seviyorum. O team yok, bu team yok. Onun fam sayfası bunun şeyi diye ayırmam ki. Kim bana güzel bir şey yazarsa gördüğüm zaman hem cevaplamaya çalışırım hem de beğenmeye çalışırım ya da cevap vermeye çalışırım. Bir şeyler yaparım yani. Vlog aşırı iyi. Teşekkür ediyorum. Beğenmene sevindim. 363 teşekkür ediyorum. Anka teşekkürler. Sütü çilekli seni sürekli. Müziği başlat. Ayşe teşekkür ederim. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Lan karını mı dedim? Ayşe teşekkürler. Anka teşekkür ederim. Durdur lan karını. Durdur lan karını mı diyor orada? Akım videoları gelsin. Gelecek. Gelecek. Yo üçre. Aa, uzun zamandır yoktum buralarda. Seni hatırladım. Teşekkür ediyorum. Yılbaşına ne yapacaksın? İstanbul'da olurum herhalde. Derin bir düşünceye daldım. Gerçekten derin bir düşünceye daldım. Enes teşekkür ediyorum. Mina teşekkürler. Çok teşekkürler. Sultan yayında mı ya? Yayında değilim. Berke teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hadi arkadaşlar bir şarkı söyleyeyim de dinle ya. Dinle. Bıktı ya. Abi de böyle çek. Abi de böyle çek. Bir şey mi anlatacaksın? Hayır. Hayır aşkım.
Kanka bir şarkı söyle bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Benim saçım neden kalmış ortada? Bugünkü olaylar kanka harbiden niye öyle oluyor ki? Biz bir yere gelir silah. İnsanlar iki gün karantinada çıldırmış. Bir şey diyeceğim. Az önce hani silah sesi miydi o yoksa bir şey mi yani? Havai fişek falan mıydı? Çok teşekkür ederim gözlük için. Kurusik falan mı? Bilmiyorum. Ama arda arda öyle patladıysa yani silah biri... Tövbe estağfurullah. Arda arda. Nereden patladı? Gözükmedi hiç. İnsanlar. Öyle koşturma falan oldu anlamadım. Aynen. Ay diplerim çıkmış gibi duruyor değil mi? Ama ben bilerek diplerimi bayatmadım. Çünkü sürekli ve sürekli ve sürekli dip boyası geliyor orada. Enes teşekkür ediyorum. Hadi bir tane müzik. Hadi bir tane müzik. Aa Eda teşekkür ediyorum. 2 yıl önceye dönmek ister miydin? Şöyle sizler 2 yıl önce beni tanımıyordunuz. Yani böyle bir hayata sahip değildim. Bir şeyler için çabalıyordum. Okulu zamanı vardı. İşte 2 yıl önce biz okula gidiyorduk değil mi kanka? Evet. Dönmek isterdim. Dönmek isterdim. Ama şöyle dönmek isterdim. Şu ana kadar biri bana istek attı. İstemiyorum. Sen kimsin? Tanımıyorum. Bim. Bim var. Bimciler sizi çok seviyorum. Ama şu anda tanıyamadım, yayını alamadım. Bu arada ben... Yine geldi istek. Ama şu an tanıyamıyorum seni. Tanımadığımız bir kişiyle nasıl onunla konuşabiliriz? Neyse bir şey diyordum. Dönmek isterdim ama şu ana kadar tüm yaşadıklarımı bileceğim. Yaptığım hataları yapmazdım. Yani bazı belli olan ve hayatımı çok etkilemiş olan bazı hataları yapmazdım. Hayalet sevgilim açtı. Hayalet sevgilim ne? Kanka. Şarkı ama nasıl? Şarkı. Güzel galiba. Bir baksana. Kanka şimdi yanlış bir şey de açmak istemiyorum. Yok şarkı. X teşekkür ediyorum. Aa! Yeter! Yeter! Sal ya. Of. Bir tane şey kelime yapmışsınız. Oraya tutturmuşsunuz o kelimeyi. Yayına girince pasa onu mu atıyorsunuz? Ben anlamıyorum sizi ya. Arkadaşlar yapmayın ya. Geçmiş bitmiş gitmiş. Ne kadar meraklısınız. Bak ben de söylüyorum. Yani benim gerçekten fam sayfalarım falan filan gidip kötü yorum atmayın arkadaşlar kimseye. Ne bileyim kötü şeyler yazmayın yayınına. Boş verin. Yaşanmış olmuş bitmiş. Kimi seviyorsanız onda kalın. Ne işiniz var burada? Gelmiş. Siz bana kafayı mı yedirteceksiniz ha? Ha? Yok. Daha yeni başlıyoruz. Müziği başlat. Hepsini dans et. Ay şaka yapıyorum. Bakın aşklarım, kuzularım, bebeklerim, ablacıklarım... Benim yaşımda olan da vardır ama bilmiyorum bana kötü yorum atan benim yaşımda olan var mıdır pek sanmıyorum. Çünkü ya bugün yardım yayını hani yani tanıtmak için yardım yayını yapıyorum. Yayını almışım. Siz oradan yazıyorsunuz ki geber, öl. Bu kadar mı iğrençsiniz ya? Hayır anlamıyorum. Nefretle, kinle mi besleniyorsunuz veya onunla mı büyüdünüz? Ya, gerçekten anlayamıyorum hani bu kadar. Yani gerçekten kendinize gelin. Bir insanı seviyorsanız bu sizin gözlerinizi kör etmesin. Şimdi siz bana diyorsunuz ki onu sal, bunu sal. Ben herkesi salmışım zaten. Görüyorsunuz. Herkesi salmışım. Bursa'ya gelmişim. Herkesten uzağım. Kimseyle iletişimim yok.
Çünkü böyle olması gerektiğini düşündüm. Çünkü hayatlarımızı çok fazla iç içe yaşadık. Hani böyle olmamalıydı. Sizler için buluşup mesafeli bir arkadaşlık kurup sizler için güzel içerikler çıkartsaydık. Keşke hani mesafeli bir arkadaşlığımız olsaydı ama maalesef sonra bunlar yaşandı üst üste. Yani tek bu benim insanların arasında olan sorunlar değil. Yani benim sorunlarım da değil. Görüyorsunuz insanlar da birbirine bir şeyler yapıyor, bir şeyler söylüyor, bir şeyler onun arkasından sallamış. Bunu yapmış, onunla birlikte şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Gerçekten ayıp denen bir şey var yani. Burada ailelerimiz de izliyor. Gerçekten ayıp. Hani yapmadığım şeyler bile yaptın dediler. Yapmadığım şeyleri bile benim üstüme yapmadığım şeylerle bile geldiler. Ama insan kendini bilince bir şey diyemiyorsun hani. Biliyorum kendimi. Tamam mum bükücü ablam. Tamam hadi defol. Hadi aşkım. Ay ben hiç böyle yapmam normalde ama sevmiyorsan git yani. Ne yani? Ne alaka? Ya da yaz. İçini dök. O klavye artistliğine devam. Devam ki. Ben söylüyorum bakın. Beni seven fam sayfalarım özellikle. Kimseye gidip kötü yorum atmasın. Kimsenin yayınlarında bu tarz şeyler yazmasınlar. Onlar da bıkıyorlardır. Onlar da umarım bu şekilde konuşup daha fazla nefretle, kinle insanları büyütmeye çalışmazlar. Hani nefret, kin öyle bir içlerine şey yapıyorlar ki insanların. Anlayamıyorum. Yani gerçek hayatta yaptıklarımızla mı burada biz izleniyoruz yoksa güzel içerikler çıkararak mı? Kolyem burada. Yok aşkım takmıyorum zaten de. Yani çok saçma bilmiyorum. Yani işiniz gücünüz yok mu arkadaşlar? Bir gidin. Azıcık ne bileyim. Şu kızı tamam. Yok tek kendim için de söylemiyorum kanka. Aynen yani. Hani tek kendim için söylemiyorum. Arkadaşlar sizin kendi hayatınız yok mu? Bu kadar hani... Siz anladınız onu. Gerçek, hayır şöyle bence. Ben hep şuna inanırım. Bak burada da buna inanıyorum yani. Gerçek hayatımızda, çünkü ben eskiden fenomenlere baktığım zaman o gözle bakıyordum. Yani öyle görüyordum. Gerçek hayatımda mesela benim sinir olduğum, gıcık olduğum bir kız var. Aynı ona benzeyen veya ses tonu aynı ona benzeyen bir de fenomen var. Ben mesela gerçek hayatta nefret ettiğim kişiye o kişi benziyor diye ondan mesela nefret ediyordum. En ufak yaptığı bir şey bile benim gözüme çarpıyordu ve kötü yorum. Arkadaşlar ben eskiden YouTuber'lara küçükken yani böyle daha ne küfürlü mesela. Sizi o yüzden çok iyi anlıyorum. Vallahi çok iyi anlıyorum. Ya ben öyle olduğunu düşünüyorum ya. Hani ne bileyim. Farklı. Hepsini geri çektim ve özürümü diledim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Düşünsenize. Siz şimdi bana küfür ediyorsunuz. Bundan 4 yıl sonra veya 3 yıl sonra işte siz de bu şekilde video falan çekip izlenmeye başlıyorsunuz ve sizin de bir kitleniz falan oluşuyor. Siz de artık sosyal medya kullanıyorsunuz. Sonra bir partide denk geliyoruz sizinle. Siz o Instagram'dan bana attığınız küfürlü mesajınızı geri çekmeyi unutmuşsunuz. Sonra konuşuyoruz. Instagram hesabın ne falan filan diyoruz. Sonra bir DM'e bakıyorum ki diye bana böyle şeyler saydırmışsınız. Sizi yerim o zaman işte. Yani güzel anlamda yerim. Bilmiyorum ben böyle bir insana uzun süre şey yapamıyorum ya. Kızamıyorum da nefret de etmiyorum yani edemiyorum. Şey geliyor aklıma ha. Aman hani o da bir insan aman böyle geliyor. Aklıma düşüyor böyle geliyor sonra. Benim sevgim sahalara koşuyor. Sonra herkesi seviyorum ve
dünya mutluluğu ve sevgililiği oluyor. Hadi dünya barışına. Hashtag. Mertcan çok teşekkür ederim. Bu arada artık insanlar gerçek duygularını bile gösterse yayınlarda veya gerçek duygularıyla bile hareket etse algı falan sanıyorsunuz veya sanıyoruz bilmiyorum ya. Çok farklı bir ortama dönüştü gerçekten. Ya aklım almıyor hani. 2 yıl önceye geri dönsem ne yapardım biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İkizim var mı? Evet. Hadi herkes nerelerde yaşadığını yazsın. Ve küçükken şunu yapmaya bayılırdım. Avruj olmuş. İkizimin ismi ne? İkizimin ismi Yaysi. No, twins. Kanka ojem çıkmış. Nasıl çıkmış? Ben çıkarttım. Kanka bana ojemi getirir misin? Ne olur. Orada parlak böyle simli simli var. Simli simli. Ay benim twins baby'm. Nerelerde yaşıyorsunuz? Bakalım en çok şu anda yayınımı, yayınım nereden izleniyor? Simli aşkım. Aa, o değil. Çok simli. Hayır en kenarda çok simli. Çok fazla simli. Bu arada aşklarım bakın vlogumu hala izlemediyseniz, izleyip de yorum atmadıysanız, bir de like atmadıysanız size küserim. Evet o aşkım. Size gerçekten küserim. Yorumların hepsini... Hatta dur ya yorumları okuyayım mı son videomdaki? Evet. Bir dakika. Şimdi yorumları okuyorum. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ceren Yaldız yazarak bulabilirsiniz kanalımı aşkım. Şimdi kanka sen oku yorumları tamam. Ben cevaplayayım. Ama çok şey tamam. İsim geçirme hiç. Hayır tamam. Ay sizi yerim. Trendlere falan sokmaya çalışmışlar. Şu an eve yeni geldim de ona bakıyorum. Aşkından. Aşkın sonu hep hüzündür. Ha, diyenler var ya. Şu an bir arabesk şarkım vardı. Hadi, onun. Ben şimdi aşklarım yorumları açtım. Sizin ağzınızı yerim. Çok mutlu oldum bunları görünce. Trendlere girilmesi için büyük harflerle emoji. Vlog videom trendlere girse de olur. Bana göre girmese de olur. Gülcan teşekkür ediyorum. Daha kaliteli bir video çektiğim zaman onu trendlere hep birlikte sokacağız. Ama böyle belirli bir video var kafamda. Onu yaparız. Açılmıyor bak. Aklında belirli bir video var yani. Aklında belirli bir video var. Böyle güzel olabilecek bir video. Uçaktan atlama olabilir ne dersiniz? Böyle çılgınlık var mı benimle birlikte? Bu da adam her şey. Bu da adam şey al. Yani uçaktan falan istemiyorum ben zaten. Gerçekten istemiyorum. Gülcan teşekkür ediyorum. Benimle böyle çılgınlıklar var mısınız? Ben Bursalıyım aşkım. Ya biraz şey yapmış çıkan yerine. Ungar anam, Ungar anam, Ungar anam. Sizin geçen günkü videolarımı görmediniz mi? Tam karanne. Bunlar kuracak mı? Evet, kuracak aşkım. Aa, şu kurucum vardı benim. Gerçekten mi? Onu getireyim galiba. Bir kanal bak, artık alacağım. Bu sınırlar çok zor çıkıyor ya. Evet, ben kat kat sürüyorum, soyuyorum o yüzden. Ben bir tek... Tekrarlıyor musun? Aşkım ya. O zaman ben şimdi yayını kapatıyorum. Yarın bu kadar gidebiliriz. Hepinizi öpüyorum. Videoyu izlemediyseniz veya izleyip atladıysanız. Aa, 21 bin yorum var. Yeniyorum, yeniyorum size. Gidip bakabilirsiniz Ceren Yalnız kanalımın ismi. O zaman hepinizi öpüyorum. Bu arada şu anda gelen yeni videoları yorum atmayı sakın unutmayın. Hadi kırmızı saatler yorumlarına.